Evet sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin dış politikasında bugün arka arkaya yaşanan gelişmeleri İsrail'le ve Rusya'yla yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Son olarak Hakan Aztürk'e sözü verecektik. En son Sayın Savran da değerlendirmelerinde bulundu. AKP, İsrail ve Rusya konusunda yenildi dedi. Ve aynı zamanda Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin bir Sünni blokla bir Şii blok arasında bir çatışmaya doğru sürüklenmeye çalıştığını ifade etti. Sizin bunlarla ilgili değerlendirmeleriniz nedir? Ben yenildi yaklaşımına katılıyorum. Zaten bütün bunlarda başarısız olduğu için bu çok üst perdeden yani siyasal İslamcı efsanelerle yüklü politikalarla gitmeye kalkıştığında bunların hepsiyle ilgili neredeyse başarısız oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. En son yani yapılan bir toplantıda aidat ödeyin, aidat ödemeleri yapılırsa iyi olur filan derken yani Suudi Arabistan'la ilişkide bile kötü olduğu ortaya çıktı. En sonunda Suudi Arabistan ödüyoruz bunu bu kadar büyütmeyelim gibi bir noktaya geldi. Yani o sürekli kendisi büyüklendiği yani böyle müthiş şeyler yapacağı yönünde filan hal hareketler içerisinde oluşu başarısızlığa uğradı. O yüzden şu anda çok net bir şekilde başka bir pozisyonuna geçelim diyor oldular. Yani bu açıdan yani olumludur ama tabii ki yani genelde o yani fütuhatçı kafadan yani başkalarına tahakküm edici o eğilimlerden vazgeçmiş değiller. Ana motivasyonları hala o. Ama şu anda bunu bence şöyle düşünüyorlar. Bunu böyle Rusya'yı hani pataküte yenmiş oluyoruz, uçağını düşürüyoruz, bu durumda çok sıkıştırıyoruz falan gibi yani böyle gerçeklik dışı şeylerden geri çekildiler. İsrail'le ilgili de bu durumdan, bu pozisyondan geri çekildiler. Eşini Almanya'nın biliyorsunuz yani Ermeni meselesiyle ilgili aldığı karar üzerine Almanya gerçekliğini gördüler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rıza Zarrab'ın tutuklanmasıyla birlikte orada bir takım şeylerin deşifre olacağı gerçeğiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunu anladılar. Mısır'daki durumu anladıklarını konuşuyoruz. Suriye'deki, yani Suriye'de yani Emevi Cavisi'nde namaz kılacaklardı. Oradaki durumu anladılar. Bu tam olarak bir yenildiğini kabul etmek. Yani bu kadar kötü yenilmek çok ender olur. Ya yani bir tanesi mi tutmaz? Bir tanesi mi tutmaz? Bu kadar yani stratejik derinlik filan mevzusu çok kötü yenildi yani ve aslına bakarsanız yani o anlamıyla bunu da çok köpürten, çok önemli bulan, bu konuda kendisini çok derin bulan ekol de bir nevi geri çekilmiş oldu. Her ne kadar ya antidemokratik oldu diyor olsak da Davutoğlu'nun yani bu stratejik derinlik, biz Orta Doğu'da böyle çok kolay at koştururuz mevzusu böylelikle kapanmış oldu. Ama bununla birlikte kapanmayan şeyler, tutumlar devam edecektir. Yani sorunlar devam edecektir. O konuda da ben Sungur Hocama katılıyorum. Yani farklı düşünmüyorum. Bir sonraki etapta bunlar başka yönlerle bir önümüze gelecektir yani. Fakat yani burada yani bizimkilerin şu anda kendilerini en hızlı hareket etmek zorunda hissettikleri konu Kürt meselesidir. O açıdan bunun altını çiziyorum. Ve şu konular aslına bakarsan bir yönüyle kapanmıştır. Yani bu siyasal İslamcıların efsaneleriyle yüklü, sözüm ona çok önemli dış politika hamleleri yapıyoruz konularından kolaylıkla vazgeçebiliyorlar. Yani diyelim ki İsrail'i hiç sevmeyiz. Bu konuyu kapatabiliyorlar. Bu konu böyle bir laf olarak dolaşıyor çünkü. İşte Moskov'u şöyle ederiz, böyle ederiz. Bundan kolayca geri çekilebiliyorlar. Somut sorunlar onlar için çok beter. Yani onları belirliyor. O açıdan ona göre artık yani bir pozisyon alıyorlar. Yani yarın öbür gün diyelim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yargılamalar Türkiye'deki yöneticilere yansırsa onlar için çok büyük bir sorun. Bunu çok önemsiyorlar. Benzer bir şekilde Kürt meselesini çok önemsiyorlar. Yani ülkenin dışındaki yani Kürtlerin ilerleyişiyle ilgili söz yetki karar sahibi, kendi bulundukları bölgelerde söz yetki karar sahibi olmalarıyla ilgili konular onları çok rahatsız ediyor. Bu açıdan buna yöneleceklerdir diye düşünüyorum ben. Artı tabii bununla birlikte yani ilk biz dış ülkelerle sorunlarımızı bir düzeyde bir zemine oturtuyoruz dediklerinde hem yani Kürt meselesini yine eski tarzda ele almaya kalkışacaklardır. Hatta bizi bir tehlike daha bekliyor. Bu da neden? Bütün bu dış politika mevzularını milliyetçilik temelinde o kadar yükselttiler ki bir milliyetçiliğe, bir milliyetçi kalkışma yapıyoruz gibi bir hallere ihtiyaçları var. Yani korkuyorum bunu da yani şöyle işaretlerini gördük. İçeride
halletmeyi çok maliyetsiz, çok sorunsuz buluyorlar. Dışarıdaki çok maliyetli. Yani dışarıda milliyetçilik yapmak çok sorunlu. Ama içeridekinin hiçbir sorunu yok. İkna etme sorunu da yok bence. Kendi tabanı ikna etmek açısından falan hiçbir sorun yok. Yani bu algı operasyonunda hakikaten bir kabul etmiş bir topluluk var. Yani ne deseler, evet çok olumlu, şimdi de böyle yaptılar falan diye karşılanıyor. O açıdan içeriye dönüp, tekrar yani bu milliyetçi tonu yükseltebilecekleri bir zemin kurmaya kalkışabilirler. Bu Taksim'de şöyle cami yapmak istiyoruz, böyle kışla yapmak istiyoruz filan yaklaşımını da biraz böyle görüyorum. Eğer yani dış ülkelerle tansiyonu bir düzeyde düşürürlerse içeride bakın ne müthiş fetihler yapıyoruz diye bu sefer Taksim'e yönelecekler. Çünkü Taksim maliyeti onlara göre çok düşük. Tabii böyle düşünüyorlardı, etapta böyle olmadı pek. Yani maliyeti çok ağır oldu, yani Gezi direnişiyle maliyeti çok ağır oldu. Bence Kürt hareketine karşı da yani bu Sur'da, Lice'de, Silopi'de gibi şehir merkezlerinde yaşanan olaylar buranın üstüne böyle Türkiye Devleti'nin, AKP'nin çok kolay gidiyor oluşu. Burada da aslına bakarsanız tam beklediği yönde bir sonuç yaratmadı, bir direnişle karşılaştı, Gezi'deki gibi oldu. O anlamıyla bütün bunlara rağmen içeride milliyetçiliği yükseltmenin ve içerideki güçlerle, unsurlarla uğraşmanın maliyetinin daha düşük olduğunu düşünüyor. Böylelikle yine de bir milliyetçi ton yakalayabilirim başkanlığa yürümek için, buna benzer yani diktatöryel rejimlere yönelmek için bir enerjiyi buradan bulabilirim diye düşünüyor. Bence yaklaşımı bu olacaktır. Yani ilk karşılaşacağımız tehlike bu olacaktır. Dışarıyla biraz sakinleştirdiğinde durumu, içeriye dönüp algı operasyonunun en yükseğini yapmış olmak kaydıyla yine müthişiz, yine büyük fetihçiyiz. Ve bütün bunları dedikten sonra içerideki azınlıklara, sola, demokrasi talep eden bütün kesimlere, Alevilere, Kürt halkına yönelik bir baskıyı söz konusu etmek isteyecektir. Hatta bunun daha en somut ifadesi olarak demin dediğim gibi belki Taksim'deki düzenlemeleri görüyor. Bu durumda da bunu gösterip, gördünüz mü bu sefer de içerideki düşmanlarla uğraşıyorum diyerek bir pozisyon elde etme ve bunun üzerine gidiyorum tutumu içerisinde olma davranışında bulunacaklardır. Yani genel tablo ilk etapta böyle cereyan edecek diye düşünüyorum. Yani başımıza gelecek ilk sorun bu olacaktır diye düşünüyorum. Yani dış ülkelerle sorun, tansiyon düşürüldüğü anda içeride böyle bir durum başlayacak. Evet. Evet, Sayın Öztürk belirttiği gibi dışarıdaki meseleler birazcık yoluna koyuldukça, normalleştikçe ilişkiler içerideki meselelere yönelim olacaktır diye belirtti. Milliyetçi kalkışmalar olabilir. Bunun üzerine Taksim'de, Gezi'de tekrar bir şeyler yapılabilir diye belirtmiş oldu. Ama belirttiği gibi her zaman da bu şekilde ilerlemiyor. Bir Gezi ayaklanması da yaşanmıştı. Ya da dünyanın diğer ülkelerinde de görüyoruz ki her şey planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Geçtiğimiz haftaki gelişmelerden yola çıkarak bunlara geleceğim. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nde bir oylama yapıldı çünkü. Ve bu oylamada çok fazla beklenmemesine rağmen Britanya halkı Avrupa Birliği'ne kalıp kalmama konusunda %52'si ayrılma kararı verdi. Ve bu aslında sonun başlangıcıydı diye yorumlara da gebe oldu bir yandan. Çünkü hemen ardından Cameron istifa edeceğini ifade etti. Daha sonra İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan açıklamalar geldi. Biz de tekrar bağımsızlık için referandumu masaya getireceğiz dediler. Son 31 yılın en düşük seviyesine geldi sterlin. Birçok gelişmeler oldu ve gelişmeler de devam edecek gibi gözüküyor. Ve biraz da bu gelişmeleri değerlendirmek istiyorum ben konuklarımla. Şimdi öncelikle olarak bu kararı nasıl değerlendirmek lazım ve yani İngiltere'de, Britanya'da aslında İngiltere'de demek doğru değil ama Britanya halkının bu verdiği birlikte kalmak istemiyoruz. Bu da ne mesaj veriyor ve aynı zamanda bu bir domino etkisi gösterir mi? Bunun devamı gelir mi? Çünkü arkasından başka açıklamalar da geldi. Fransa'dan, Hollanda'dan çağrılar geldi. Bunun devamı gelir mi? Avrupa bir çöküşe doğru sürüklenir mi? Hatta Britanya değil, Büyük Britanya. Büyük Britanya. Belki bir önceki turun sonucunda yaptığınız yoruma bağlayayım. Hani her şey böyle beklentilere uygun gitmiyor. Bir İngiliz'in sözüyle John Lennon'un hani, hayat biz başka şeyler planlarken olan şeydir diye. Galiba İngilizlerin başı ya da Britanyalıların başına da bu geldi. Yani
çok kıl payı farklı da olsa kalma yönünde bir oy çıkacağı bekleniyordu. Hatta bu beklenti ayrılalım. Yani onlar işte leave, remain diye iki saf kalalımcılar, gidelimciler. Evet. Hani ayrılalım diye oy verenlerin bile beklentisi çıkmamaktı. Herkesin değişik motivasyonları vardı ama. Bugün açıklamalar oldu, pişman olduk. Tekrar bir yani mesela değil. Bana çok ilginç gelen şey o takip eden gün hafta sonunda. Yani Google'da AB nedir diye İngiltere evet, çıkışlı aramaların artmış olması. Şimdi bu hakikaten böyle bilgi sahibi yani AB gibi bir konuda bilgi sahibi olmadan ama kuvvetli fikirler ifade etmenin ve belki Türkiye'de örneklerini yaşadığımız dış politikadan iç politikanın bir parçası haline getirmenin dış politikanın sonuçları. AB meselesini işte bu şey Cameron bir iç politika malzemesi haline getirmişti. Onun bedelini aslında bütün İngiliz halkı, İngiltere, evet. Büyük Britanya halkı ödeyecek. Ya da Büyük Britanya halkından muhtemelen İskoçlar ve İrlandalılar ayrılacaklar. Onlar belki Avrupa Birliği üyesi olacaklar. Geriye kalan Britanyalılar ya da İngilizler ve Galliler daha fakir, daha az refaha sahip bir İngiltere'de yaşayacaklar. Bu kararın sonucu olarak. Çöküşü mü Avrupa Birliği'nin? Ben çok emin değilim. Şimdi yapılan açıklamalar İngiltere'nin bir an önce çıkmak için prosedürü başlatması yönünde. Bugün Merkel ve Hollanda ortak bir açıklama yapmışlar. 50. Lisbon Antlaşması'nın 50. maddesini bir an önce işletin diye. Yani onlar İngiltere yükünden kurtulup Fransa'yla. Aslında Fransa'da bana sorarsanız orada artık etkisini eskisi kadar taşımayan bir oyuncu. Almanya'nın tasarladığı bir yeni yolculuk başlayacak gibi gözüküyor ve bu yolculuğun bir an önce başlaması için de İngiltere'nin palamarı tabiri yerindeyse palamarı çözmesini istiyorlar. Biraz hani ben bu konuları yani bu konularda uzmanlaşmış bir akademisyen olarak da İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndeki üyeliğinin hep sorunlu olduğunu söylemek isterim. Yani işte ilk turda yani ilk kurulurken daha Avrupa Birliği'nin ilk şeyleri topluluklar Amerika'nın teşviğine rağmen İngiltere dışında kalmıştır. De Gaulle iki defa veto etmiştir. Sonra entegrasyonun, bütünleşmenin büyük ölçüde ekonomik boyutta ilerleyeceğine ikna olduktan sonra İngiltere tam üyelik başvurusu yapmıştır. 71'de girmiştir ama girer girmez İngiliz hükümeti üyeliği tekrar müzakere etmek gibi bir pozisyona oturmuş. Avrupa toplumunu zora sokmuştur. 1980'li yıllara damgasını vuran siz anımsarsınız. Thatcher böyle masalara vura vura ben paramı geri istiyorum demiştir. Yani Avrupa toplu bütçesine yaptığı katkı hakikaten İngiltere'nin fazladır. Aldıkları ona göre azdır. İngiltere'ye özel bir muamele uygulanmıştır. Geri ödeme yani vergi geri ödemesi gibi ödediğini İngiltere'ye geri iade etmişlerdir. Avrupa Birliği'ne dönüştükten sonra Maastricht Anlaşması'ndan ortak güvenlik ve savunma politikası dışındaki alanlardan Euro bölgesinin dışında kalmıştır. Schengen'in dışında kalmıştır. Aslında böyle bir hani ne içinde ne dışında bir konumu vardır. Bununla da yetinmeyip işte bu noktaya getirince tahmin ediyorum artık İngiltere ile ilerlemenin pek mümkün olmadığı bir aşama olduğuna kanaat getirmişler. Hani bu blöf falan gibi de gözükmüyor. Yani kararlı gözüküyor Berlin ve Paris bu konuda. Dolayısıyla İngiltere bir an önce Avrupa Birliği'nden çıkacak, çıksın isteniyor ve ona göre de yine Berlin eksenli, Berlin merkezi bir Avrupa Birliği'nin kuruluşuna ya da kendini yenilemesine tanıklık edebiliriz. Çöktüğü yorumlarını çok erken buluyorum, çok sarsıcı. Ben Fransa ve Hollanda'nın İngiltere'nin yolunda gideceğini düşünmüyorum. Bunlar kurucu üyelerdir ama bu Avrupa'da artan milliyetçilik, yabancı düşmanlığı aşırısa bu yükseliş bunu dile getireceklerdir ama tahmin ediyorum İngiltere'nin bir ne derler eski tabirle böyle şey olması, ibreti alem olması anlamında İngiltere'nin çıkmasını istiyorlar. Başına geleceklerin de diğerlerine ders olacağını ve hani herkes yerinde kalsına getirebileceğini tahmin ediyorum. Ama çok zor bir süreç olacak. Çok zorlu günler bekliyor. Yani bu ayrılan yollarda kimin daha iyi durumda olacağını göreceğiz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz diyorsunuz. Peki Sayın Savran size burada dönmek istiyorum. Sayın Güvenç dedi ki aslında hani bu çöktü yorumlarını yapmak için oldukça erken. Siz buna katılır mısınız? Bu ilk sorum olacak. Tekrar Almanya ile birlikte yoluna devam edebilir mi? Yani Avrupa Birliği'nde bu şekilde bir çöküş ya da zayıflama olmasa bile Büyük Britanya'da
İşte Kuzey İrlanda'nın ya da İskoçya'nın ayrılması söz konusu olur mu? Burada bir parçalanma söz konusu olur mu? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Şimdi bakın, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Toprak bütünlüğünü savunuyor muyuz yani? Ben tam tersine bölünmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'nın devamlı bölünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın, ben açık söyleyeceğim. Ben ve partim, biz Avrupa Birliği düşmanıyız. Solda hiç popüler olmayan bir düşünceyi ifade ediyorum. Çünkü Avrupa Birliği Amerika gibi tamamen emperyalist bir odaktır. Barış, demokrasi filan onların kendi iç ilişkilerine ilişkin söylemlerdir. Dünyanın geri kalanına ilişkin böyle şeyleri yoktur. Fransa daha 1994'te Ruanda'da bir soykırım mı yapmıştır. Ruanda'nın bir şeyiyle beraber, kabilesiyle beraber. Dolayısıyla yani bu konuları ayrıntısına girmeden söylüyorum. Baştan Avrupa Birliği'ne emperyalist bir odak olarak bakan ve karşı olan birisini dinlediğini izleyicilerimiz bilsin diye. Şimdi soru şu, çöktü mü? Hayır, çökmedi. Öyle bir şey olur mu? Ama diyalektik olarak düşündüğümüz zaman çökmesi için bir dinamitin konmuş olduğu bence ortaya çıktı. Benim kanaatim farklı olarak Serhat Güvenç'ten, Avrupa Birliği'nin son derece zayıf bir durumda olduğudur. Bakın, önce bir şey söyleyeceğim. Bütün bunların temelinde 2008 yılında dünyanın yeni bir döneme girmesi yatmaktadır. 2008 yılında modern kapitalizmin tarihinde 3. büyük depresyon başlamıştır, o ünlü finans çöküşü denen olayla beraber. Ve kapitalizm çözemeyeceği bir krizin içine düşerek, depresyona düşerek muazzam sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bunların ancak büyük şiddete dayanan radikal yöntemlerle ve eskiden hiç popüler olmayan bir takım siyasi akımların, mesela faşizmin veya devrimci akımların öne çıkmasıyla çözülmesi tek çözüm gibi görünmektedir. Her biri de bunların olmaktadır. Şimdi birincisi, bence şu olay Berlin Duvarı döneminin kapandığını simgeliyor. Bunu açıkça söyleyeyim. Sosyalizmin yenilgisi üzerine kapitalizm kendisini bin yılın döneminde muazzam zafer şeylerle, fişekleriyle biz bütün dünya halklarına pazarlamıştı. Şimdi kendisi büyük kriz içinde. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'ydi. İşte tabii Avrupa Birliği küreselleşmenin en ileri biçimiydi. Ve şimdi Avrupa Birliği en zayıf halkı olarak başladığından bu yana ortaya çıktı. Ben bu konuda bir şey söyleyeyim. Ben bunu çok vurguluyorum ama bakın, İngiliz hakim sınıfları, Almanlar da öyledir, çok kurnazdır. Tarihleri, yani ilk kapitalist ülke yönetmeyi son derece, halkı yönetmeyi son derece ince yöntemlerle başarmışlardır. Muhtemelen tam çıkmayacaklar AB'den. Bakın, olmadık bir şey söylüyorum size. Tek pazarda kalmak için bir yöntem bulacaklar. Hatta İskoç parlamentosuna bu şeyi, referandumu veto ettirerek, onu destekleyerek, İskoç parlamentosunun çünkü alınan kararları kendi çıkarları açısından değerlendirme hakkı var. Aynen. Veto ettirerek yeniden bir süreci, 3,5 milyon imza var sonuç olarak, yani halktan da bir şey var. Yeniden bu işleri başlatabilirler. Bir ihtimal olarak söylüyorum. Dolayısıyla benim için önemli olan şu anda Britanya'nın çıkıp çıkmaması da değil. Yani buradan geri dönülse fark etmez. Başka bir sürü şey söyleyebilirim. Ama kriz büyük. Bakın, her şeyi bir yana bırakın. Britanya'nın iki büyük partisi bugün ikisi birden krizde. David Cameron gitti. Yani. Yerine kimin geleceği belli değil. Boris Johnson şaşkınlık içinde ve tek pazar demeye başladı. O da bu yani kadar nasıl yöneteceğim diye bakıyor. Tahmini. Nigel Farage, yani gerici, ırkçı, muhtemelen faşizme doğru açılabilecek bir hareket olan UKIP'in başkanı, beraber yönetelim diyor muhafazakarlara. Brexitçiler beraber yönetmeli diyerek. Yani iktidara bile yürümek istiyor. Bunlar Britanya'nın zaafları. Bırakıyorum. Bütün ülkelerde var. İspanya'da daha yeni seçim yapıldı. İkinci defa çoğunluk çıkaramadılar. Hiçbir ülkesinde yönetilebilir durumda değil ülkeler. Şimdi esas meseleye geliyorum. Ne olursa olsun bugün Britanya'da geri dönüş olsa bile, benim en vahşi bir senaryo ile söyleyeyim, muhtemelen çıkacak Britanya ve İskoçya ona bağlı olarak ayrılacak. Ben bunları önceden görülebilir şeyler olarak görüyorum. İskoçya ayrılır. Birleşik Krallık'tan. Bölünme zaten genel bir dinamik. Katalonya'ya bakın, İspanya'dan ayrılmak için can atıyor. Bu çok belli bir şey. Ancak yasakladığı için Avrupa Birliği de, sen ayrılırsan, İskoçya'ya da aynı şantajı yaptılar. Ayrılırsan bizden de ayrılmış olursun dediler. Ama bu sefer İskoç halkının öyle bir şeyi yok. Çünkü tam tersine Avrupa Birliği ile kalmak üzere ayrılacak. Bütün bunları bırakıyorum. Şimdi
her geçen gün bütün Avrupa ülkelerinde gerici, ırkçı, milliyetçi, protofaşist diye andığım benim, yani faşizme hızla açılabilecek hareketler güçleniyor. Bu gözle görülür bir şey. Bugün burada olan yarın başka yerde olacaktır. Yani Hollanda ayrılmayacak diyebiliriz ama Hollanda'da ayrılmak isteyenler de var. Fransa ayrılmayacak diyebiliriz ama Marine Le Pen diye, yani Front National diye, Ulusal Cephe diye gelecek baharda başkanlık seçimlerinde birinci turu muhtemelen birinci bitirecek bir politikacı var. Dolayısıyla bunlar son derece önemli dinamiklerdir. Görmezlikten gelemeyiz. Acısı bunun. Burada oyları işçi sınıfının çöküntü içinde olan kesimleri verdi. Bu bir sınıf oylamasıydı. Bir Manchesterli proleterin Guardian gazetesinin bir muhabirine söylediği gibi, kimin parası varsa Avrupa Birliği'nde kalmak istedi, kimin parası yoksa çıkmak istedi. Durum budur. Ve maalesef, buradan son sonucuma geliyorum, bu olay Ağustos böcekleri enternasyonelliğin iflasıdır. Nedir bu Ağustos böcekleri? Dünyada sınıf mücadelesi bitti diye 30 yıldır postmodernizm yapan, kimlik politikasına solu çağıran, solu çözen, sol liberal ve postmodern sol, şimdi işçi sınıfını gerici hareketlere teslim etmiştir. Labour çöküyor, UKIP kazanıyor işçi sınıfını. Böyle bir şey olabilir mi? Corbyn niye şu anda saldırıya maruz? Çünkü solcu birisi olarak Avrupa Birliği'ne karşıydı ama kalktı yarım yamalak bir şekilde Avrupa Birliği'ni savunmaya kalkıştı. O da yetmedi tabii Labour'ın içindeki Avrupa Birlikçilerine, Ağustos böceklerine. Bizde de var bu Ağustos böcekleri. Halkı, yani işçi sınıfını öbür tarafa teslim etmeye hazırlar sırf kimlik politikası yapmak için. Böyle bir şey olamaz. İşçi sınıfı geçen sene maden, metal sektörüne mücadele etti. Yarın Zonguldak'ta büyük bir mücadele başlayacak. Çünkü özelleştirmeye girişiyorlar. Şimdiden Zonguldak işçisi hazırlanıyor. Bugün şey vardı, genişletilmiş başkanlar kurulu vardı. Sonucu bilmiyorum. En önemli kararlardan biri Rusya ve İsrail'in yanı sıra bugün oradan çıktı. Odak orasıdır. Odur bizim çözümümüz, işçi sınıfıdır. Bütün bu ülkelerde ve Türkiye'de işçi sınıfını gericilere bırakmamak. Politikamızın baş ekseni bu olmalıdır. Sünni işçilerin AKP'yi desteklemesinin kendi çıkarlarının aleyhine olduğunu anlatmalıyız. Esas yapmamız gereken bu. Oralarda aynı şeyin yapılması lazım. Ağustos böcekleri enternasyonelinin iflası derken bunu kastediyorum. Evet, Sayın Öztürk, siz katılıyor musunuz Sayın Savran'a? Büyük bir krizde mi Avrupa Birliği sınıf oylaması olarak değerlendirdi kendisi? Siz bu tanımlamaya katılır mısınız? Gerici hareketlere işçi sınıfı teslim edilmiş midir? Sol yeterince görevini yapamamış mıdır? Burada siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben katılıyorum. Şöyle bir de şunu da söylemek istiyorum. Şimdi mesela şu da ya tartışmalar nasıl sonuçlanırmış diye baktığımızda yani tartışmalar bazen o tartışmalar yapılmaz hale gelerek sonuçlanıyor. Mesela eskiden şöyle bir tartışma vardı, yani postmodernizm, tarihin sonu filan tartışmaları yapılıyorken bu şununla destekleniyordu. Ulus devletler, ulusların kendine göre davranması konusu artık kapanmıştır. Küreselleşme gelmiştir. Sınırların hiçbir önemi kalmamıştır. Uluslararası şirketler çok ön plandadır. Artık bu tür şeylerden söz edilemez tartışması olduğunda ben de o zamanlara yetiştim. O zamanlar biz şey demek durumunda oluyorduk, şimdiki bu dağılma konusuna çok erken bir şey hani söylemiş olmayalım dediğimiz gibi diyorduk ki, yani şimdi böyle bu ve buna benzer bazı ipuçları var ama burada ulus devletler, devletlerin çıkarı falan konuları ortadan kalktı. Olay tamamen en uç haliyle küreselleşme diye anlatılan düzeye vardı, denilemez diyorduk ama hani çok kuvvetli bir şekilde bir eğilim, hayır bu konu kapandı diyordu. Ama bu tabii aslına bakarsanız bu olaydan önce Amerika'nın Irak'ı işgal etmesiyle bu mevzu aslında bitti. Yani ulusal çıkarlar oluyor mu, olmuyor mu, işgaller olur mu, olmaz mı filan. Sağ olsun Bush'un Irak'ı işgal etmiş olmasıyla teorik bir tartışmadan biz en azından sırf ondan kurtarmış oldu hakikaten. Amerika Birleşik Devletleri hala işgal ediyor idi. Aynı zamanda şimdi bugün de görüyoruz, basbayağı bir şekilde
Birleşik Krallığı'nın burada da yani bir şey bir tanım açıklığa kavuşturalım. Yani burada bu ülkeler diye hepsini bir arada eğer anmak istiyorsak Birleşik Krallık demeliyiz maalesef evet, kötü bir ifade ama Birleşik Krallık diyeceğiz. Yani bunun içerisinde bu demin adını andığımız bütün ülkeler var. Bunlar adına çıkmış oldular şimdi. Birleşik Krallık olarak çıktılar. Britanya bile değil. O bile aslına bakarsanız yani coğrafi bir tanımlama. O şimdi burada Birleşik Krallık'ın böyle bir tutum ortaya koymasıyla, orada İngilizlerin demin konuştuğumuz türden tutumlar ortaya koymasıyla bu ulus çıkarlarının belli parçalar, yani kapitalizmin belli parçalarının kendine özgü çıkarlarının hala ayakta olduğunu görmüş oluyoruz. Buradan da şunu söylüyoruz. Yani kapitalizm içerisinde al gülüm ver gülüm ilişkileri yoktur. Yani Marx bütün kapital boyunca bunu anlatır. Yani al gülüm ver gülüm diye bir şey yok. Yani rekabet etme ilişkisi var. O anlamıyla parçalar arasında son derece medeni, barışçıl bir uyumun olduğundan söz etmek normalde Marksistler için çok ters bir olay. Yani nasıl oldu da tarihsel olarak yani bu çelişki, bu rekabet etme pozisyonu ortadan kalktı da güzel güzel anlaşılıyor olmaya başlandı ve güzel güzel de mesela sorunsuz bir şekilde Avrupa çapında böyle bir anlaşma oluyor. Ki biz o zamanlar diyorduk ki Avrupa çapında böyle bir anlaşma olduğunda dahi bu çelişkilerin ve rekabetin ortadan kalktığını göstermez. Avrupa bir kale haline gelir ve kale duvarları dışındakilerine kötü davranırlar. Demin Sungur hocamın andığı gibi. Bu bir sorundur. Bu sorun yani bir tarihsel, dünya tarihsel bir sorun olarak devam etmektedir. Yani bu sorun olmasaydı zaten bizim başka bir mücadele vermemize de gerek kalmazdı. Ama bu sorun var. Bu şu yönüyle de işte kendisini ispat etmiş oldu. Yani demek ki ulusların da böyle durumları var. Bu devam ediyor ve hala böyle büyük bir meseleyle karşı karşıyayız. Şimdi bu konu çok uzayacak. Yani şimdi İngiltere böyle bir durum, bu durumu tercih etti. Daha doğrusu Birleşik Krallık böyle bir durumu tercih etti. Bu durumda yani aslına bakarsanız çok İngilizlerle baş başa kalmak istemeyen İrlandalılar bundan memnun değil. İskoçlar bundan memnun değil. Niye ben yani şimdi seninle bambaşka bir hukuk sistemi içerisinde yani şimdi böyle bir pozisyonda kalayım? Ben zaten bunu yani Avrupa Birliği varken tamam diyordum. Şimdi niye böyle bir şeye tamam diyeyim diyecektir. Yani bu zincirleme olarak bir sürü şey neden oluyor. Gördüğünüz gibi uluslarla ilgili konular. Ondan sonra buna bağlı uluslarla ilgili konular demen tabii yani kapitalizmin parçalarıyla ilgili konular. Bu kapitalizmin parçaları birbirleriyle rekabet ederler. Zaten bütün mesele buradan çıkar. En sonunda bu dünya çapında bir rekabete bürünür. Bu da yani dünya savaşları neden olur. Bu açıdan yarın öbür gün yani Birleşik Krallık'ın başına şu gelecektir. Buradan ayrılmak isteyen en azından iki ülke söz konusu olacaktır. Bununla ne yapacağını düşünmek durumundadır. Ama tabii şimdi bütün bu tablo yani burada bir tasvir yapıyoruz aslına bakarsanız. Yani böyle olacaktır. Böyle olmalar esnasında tarihte her aşamada gördüğümüz gibi büyük sorunlar yani bir takım sonuçlara doğru gidiyorken burada sağcı, aşırı sağ yükselebiliyor. Milliyetçilikler yükselebiliyor. Bu ulusların kendi çıkarları konusu çok ön plana gelebiliyor. Bu da aslına bakarsanız bizim pek memnun kalacağımız bir durum değil. Yani biz buna karşı da bir çare üretmek durumdayız. Yani ne olursa olsun milliyetçilik yükselirse yükselsin diyemeyiz. Milliyetçilik en sonunda yükseldiğinde bu yani Almanya'daki durumdan farklı olmaz yani. Faşizm de böyle, faşizm böyle geliyor. Bizim ülkede de böyle geliyor. Diğer ülkelerde de böyle gitme ihtimali var. Ama buna karşı bir itirazda bulunabiliriz. Sol olarak başka bir yaklaşım ortaya koyabiliriz. Ve yani demin denildiği gibi yani burada işçi sınıfının örgütlenmesi yoluna gideriz. Ama bu şu anda bir genel söz. Bu da kolay bir olay değil. Yani bunu böyle yapacağız dediğimizde çok kolay olarak oraya varamayabiliriz, biliyoruz. Burada sadece yani işçi sınıfına gelin sizinle birlikte olalım diyeceğiz gibi bir sınırlı bir politik yaklaşımımız olamayacaktır. Bütün dünya meseleleriyle ilgilenme performansımıza bağlı olarak solun buradaki hali ortaya çıkacaktır. Yani bu konuda başarılı mı olacağız, başarısız mı olacağız? Ama bir kere yani böyle bir şeyin olması durumunda sakıncalarıyla birlikte geleceğini kabul etmeliyiz. Yani sakıncaları yoktur, dümdüz bir yol önümüze açılacaktır diyemeyiz. Bu sakıncaları karşısında bir soğukkanlı olalım, iki ama bir çalışma da yapalım. Yani bir faşizme doğru yönelme konusunda da bir çalışmalar da yapabiliyor olalım. Bu açıdan da yani her ülkede
o ülkenin demokrasisini de ayakta tutmak üzere bir takım tutumlar içerisinde olmalıyız. Ama bununla birlikte şunu da görelim. Eğer İngiltere'de insanlar Avrupa Birliği'nden çıkalım dedilerse bu durduk yere olmadı. Avrupa Birliği'nden çıkalım dediler. Çünkü işsizlik söz konusu oluyordu. Yani o vaat edilen o büyük cennet hayata geçmiyordu. İşsizlikse işsizlik söz konusu oluyordu. Her krizde kemer sıkma politikası denilen bir paket politika önlerine geliyordu. Eğer demokratik bir şekilde yönetilmek istiyorlarsa, yani demokrasiye katılmak istiyorlarsa, söz, yetki, karar sahibi olmak istiyorlarsa, bu öyle bir yere doğru gitmişti ki, yani bu hiç ideal bir şekilde gelişmedi yani Avrupa Birliği'nin bu ilişkileri. Yani eskisinden bile daha kendilerinden uzakta bir mekanizma onları yönetiyor vaziyete geldi. Bu açıdan yani Avrupa Birliği garip bir bürokrasi yarattı. Yani bu anlamıyla her ülkedeki insanın şikayet edebileceği bir, yani demokrasinin olmadığı süreçler söz konusu oldu. Uzakta birileri sizinle ilgili hep kararlar veriyor ve bu kararların hep iyi olmadığını görüyorsunuz. Bu anlamıyla yani zaten Avrupa Birliği içerisinde yoksulların, işçi sınıfının, ezilenlerin şikayet edeceği, itiraz edebileceği epey şey birikmiş vaziyetteydi. En son bunu zaten Yunanistan örneğinde de gördük. Yunanistan'da bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor olduğunda, yani diğer yani belirleyici ülkelerin Yunanistan'a ne kadar buyurgan davrandıkları, onlara yine bir neoliberalizm reçetesi sunduklarını gördük. Bütün bunları da ezilenler, işçi sınıfı, yoksullar fark ediyordur herhalde. Bunu fark etmiş olarak bence seslerini de yükselttiler. Yani bu olayda sadece milliyetçilikten ibaret değil demek istiyorum. Yani bu tutum işçi sınıfının, ezilenlerin, yoksulların normal bir tutumudur bir düzeyiyle de. Ama tabii ki yani bunu şekillendirebilirseniz, diyelim ki yani Rusya'daki gibi bir Ekim devrimine gidebilirsiniz. Eğer şekillendiremezseniz ya Almanya'daki gibi yani faşizme gidebilirsiniz. Bu konuda çok rahat bir durum da yok. Yani tamam, bir ezilme var, demek ki iyiye gideceğiz. Bunu da çok otomatik olarak böyle düşünmeyelim. Bu yani bütün o konjonktürü, bütün o tarihsel süreci demokrasiden yana güçlerin, sol güçlerin nasıl ele aldığına bağlı bir durumdur. O açıdan da durumumuz pek parlak değil, onu da söylemek isterim. Biz bu konuda süper değiliz yani. Mesela bütün bu tartışmalar İngiltere'de oluyorken sol ne dedi? Yani bu taraflarda, yani bu taraflar arasında, bu tartışmanın arasında sol öyle ya da böyle diyerek hiç etkili oldu mu, sesini duyduk mu? Neredeyse duymadık. Onu da bilelim. Bu da bizim için çok büyük bir tehlikedir. Evet, şimdi İngiltere'de, daha doğrusu Büyük Krallık'ta, Birleşik Krallık'ta pardon, işsizliğin ve kemer sıkma politikalarından dolayı aslında buna bir tepki olarak, halkların buna tepki vererek çıkma kararına yönelik oy kullanıldığı, aynı zamanda da işte sağcılığın yükseldiği, bunlar da bir etkisi. Zaten aynı zamanda da politika olarak da bunlar söylem olarak da çok kullanıldı. Göçmen karşıtlığı üstünden çok fazla politikalar oldu. Siz tam olarak hani nerede görüyorsunuz, neden böyle bir karar verdi halklar? Ve aynı zamanda işsizlikten, kemer sıkma politikalarından bahsederken 2008'den itibaren zaten Avrupa Birliği'nde tam olarak bir toparlanmışlık söz konusu değil. Bundan sonraki süreç daha mı kötüye götürecek? İngiltere bir duru anlaşmaya girecek. Bunun ardından tekrar bir küresel krizi tetikler mi, tetiklemez mi? Şimdi bunlar büyük sorular. Hani benim çok büyük yanıtlarım olmayacak ama hani halk dediğimiz ya da sınıfsal perspektiften bir analiz sunuldu burada. Bir ölçüde katılıyorum ama demografik boyutu ıskalıyor. Yani gençlerin büyük ölçüde Avrupa Birliği'nde kalmaktan yana oy kullandığı İngiltere. Yani aslında İngiltere'de belli bir yaşın üzerinde olanlar ayrılma yönünde daha ağırlıklı oy kullandılar. Belli bir yaş aralığındaki gençlerse kalma yönünde oy kullandılar. Yeni hani, işçi sınıfı olacak olanlar. Yani bu el emeğine dayalı işçi sınıfının yerine artık böyle küreselleşmenin etkisiyle el emeği kullanmayan, beyin gücüyle ama sömürü bakımından da diğerini çok aratmayan koşullarda çalışan insanlar var. Yani bunu da teslim edelim. Ama bunlar Avrupa Birliği'nin bir güvenlik ağı, iyi kötü bir güvenlik ağı sağladığını düşünüyorlardı. Yani sosyal devlet geleneğinin nispeten hala ayakta kalabildiği birkaç yerden bir tanesi. Şimdi İngiliz işçi sınıfı bu durumda daha
Korunaksız. Aynen, korunaksız bir durumda bulabilir kendini. Yani bu, çünkü Avrupa Birliği evet merkezden yönetiyor ama yani bazı ölçütleri, standartları falan da o refah devleti düşünüşünün, sosyal devlet düşünüşünün uzantısıydı. Sol hükümetlerin iktidarda olduğu üyeler döneminde bu yönde eğilim daha da artardı. Bunu teslim etmemiz lazım. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Ben şeyi hatırlıyorum, yani üniversiteyi bitirdiğim yılda bu tarihin sonu ve son insan gibi hikayeler çıkmıştı. Neoliberal politikaların artık tartışmasız olacağı, buna karşı bir muhalefetin söz konusu olamayacağı, yani insanlığın erişebileceği son noktaya eriştiğine dair yorumlar vardı. Bunlar kısa sürede geçersizleşti. Ve durumda fena değil deniyordu. O zaman böyle büyük bir iyimserlik vardı. Yani Sungur Hoca'nın söylediği, Berlin duvarı çökünce böyle bir hepimiz ferahladık. Ya da bize öyle aktarıldı. Şimdi karşımıza din üzerinden tanımlanmış bir küreselleşme karşıtlığı çıktı ya da neoliberalizm karşıtlığı çıktı ki yani bu bir boyutuydu. Şimdi giderek benim okuduğum yorumlarda da faşizmin küreselleşmeye yanıtlarından bir tanesi olarak giderek daha fazla karşımıza çıkabileceği, belki bütün dünyada hakim olmayacak ama yer yer faşizm kendini bir küreselleşme karşıtlığı olarak gösterecek ve bu belki sınıflardan bağımsız olarak insanların da desteğini kazanacak. Sözünü ettiğiniz yabancı düşmanlığı, şimdi İngiltere'nin ya da Birleşik Krallığın hakkını teslim edelim. 900 bin Polonyalı çalışıyor İngiltere'de. Yani Doğu ve eski Varşova Paktı üyeleri üye olduktan sonra bu ülke vatandaşlarına yerleşim ve çalışma hakkını en liberal şekilde veren AB ülkesidir İngiltere. Diğer hiçbir ülke İngiltere kadar, Birleşik Krallık kadar çabuk ve koşulsuz bu hakkı tanımamıştır yeni üyelerin vatandaşlarına. Şimdi bunun bedeli ödeniyor aslında. Mesela diğer üye ülkeler uzun geçiş dönemleri, uzun süre yürürlükte kalan derogasyonlar yürürlüğe koymuşlardır. Onlar yeni yeni kaldırıyorlar. Dolayısıyla göçü filtrelemişlerdi. Ama şimdi bütün bir dünyanın çivisi çıktı. Ben bu tabiri kullanayım. Bir finansal kapitalizm artık ihtiyaçlara yanıt veremiyor. Giderek daha fazla insan o sistemin, o faydalar sisteminin dışında kalıyor. İtirazlar giderek birikiyor. Ve finansal kapitalizm hala işte kemer sıkma gibi önlemlerle bunu aşmaya çalışıyor. Yani bu artık bunun çözümü. Almanlarla konuşun. Almanlar hala şimdi diyoruz. Ben dedim ya, yani biraz iyimserdi belki. Almanya, Fransa belki bir ama yani Almanya hala bir kemer sıkma diye austerity measure'la habire, yani hastaya sürekli kinin dayanıyor. Yani çare bu değil. Genç ve eğitimli işsizliği artıyor Avrupa'da. Yani İspanya'da, Yunanistan'da doktoranız varsa işsiz olma ihtimaliniz çok daha yüksek şeyden. Lise diplomalı bir insandan daha fazla. Eğitimli genç insan işsizliği artıyor. Buna çözüm üretemiyor kapitalizm. Dünya sistemi buna bağlı olarak Amerika'nın Pax Americana'yı artık desteklemekten ya da Pax Americana'yı sürdürmekten vazgeçtiğini ilan etmesiyle 2013'te Obama Suriye'ye müdahale etmeyerek aslında Pax Americana'yı bitirdi. O kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine. Şimdi böyle bir her cümerçli dünyadayız. Türkiye'nin hem batısında hem güneyinde ve doğusunda eş zamanlı olarak krizlerin farklı şekillerde baş göstermesi de bunun bir sonucu aslında. Yani kriz daha gelişmiş ekonomilerin olduğu bölgede finansal ve ekonomik kriz olarak karşımıza çıkıyor. Güneyde eş zamanlı olarak işte Arap Baharı diye başlayan süreçte siyasi bir rejim krizleri olarak karşımıza çıkıyor. İngilizlere gelince ne yapacaklar? Yani ne olacak? Yani iyimser olamıyorum ben kendi payıma. Birleşik Krallık'ın Galler olduğu sürece Birleşik Krallık deme lüksü var ama İskoçlar, Sungur Hoca'nın dediği gibi şantaj yapıldı. Avrupa Birliği dedi ki otomatik olarak üye olamazsınız. Diğer adayların geçtiği süreçlerden geçeceksiniz. Yani bu da minimum 6 yıl, maksimum 10 yıl kapıda beklemeniz gerek. Ama artık bu şantajı yapamazlar. Çünkü İngilizler çıkıyor. Orada da bir irade beyanı var. Daha küçük, belki ulus devlet demek doğru değil ama daha küçük devletlerden oluşan böyle bir Avrupa Birliği ile devam edilecek gibi gözüküyor. İngiltere kimle ne yapacak? İnanın ben bilmiyorum kendi payıma. Yani kendine ne yapacak? Son olarak şunu belirteyim. Geleneksel siyasi örgütlenmeler
yetersiz kalmaya başladı. Bugünün karşılaştığımız sorunlarına, yani sol ve sağ, sağ özellikle ama sol da sıkıntı çekiyor. Şimdi mesela Syriza gibi örnekler solda yeni umutlara yol açmıştı ama Yunanistan'a baktığınızda şu bugün şeyde Syriza'nın, yani çok umutlar bağlanan Syriza'nın ve liderlerinin kabul ettiği şartlar, yani en muhafazakar Yunanistan, aynen öyle Yunan. Şimdi yeni bir siyasete ihtiyaç var, yeni siyasal aktörlere ihtiyaç var, yeni siyasal anlayışlara ihtiyaç var. Böyle yarı pişmiş bir noktadayız. İşte İspanya'da Podemos, o da evet önemli ama o da tek başına iktidara gelemiyor ya da çoğunluğu elde edemiyor. Ve bunlar hareket olmaktan bir siyasi aktör olma şeyini bir türlü evrilemiyorlar. Yani böyle de bir sıkıntımız var. Bu aşamada genel olarak baktığımızda tablo hakikaten çok parlak değil. Ben kendi payıma, hani kanlı olmaları bakımından böyle Ekim devrimi gibi devrimlerin olmamasını tercih ederim. Ama yani bir Nazi türü bir rejiminde olmamasını ondan daha şey yaparım, daha fazla tercih ederim. Hani böyle ölümü görüp sıtmaya razı olmayalım, eminim daha iyi bir seçenek vardır. Onu bulmak herhalde bizim de işimiz, buna da kafa yorma zamanıdır. Evet, son olarak size döneceğim. Yeni siyasal aktörlere ihtiyaç var dedi Sayın Güvenç. Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Yani bu finansal kapitalizme çözüm getirilemiyor, tepkisel olarak bunlar meydana geliyor. Ama aynı zamanda da hem bir yandan az önce bahsettiğimiz gibi aşırı sağın bir yükselişi var. Ama buna eşdeğer olarak hani sol yeterli bir politika üretemiyor. Ne yapması gerekiyor? Yani solun görevi ne olmalı burada? Neler yapmalı? Nasıl ilerletmeli bundan sonraki süreci? Evet. Önce bir şey söylemek istiyorum. Tamamen katılıyorum. Britanya'da Avrupa Birliği sınıf ilişkileri bakımından göreli, çok göreli bir ilerici rol oynuyordu. Onun bir nedeni vardı. Margaret Thatcher bir silindir gibi geçmişti işçi haklarının üzerinden. Avrupa'da aynı şey olamamıştı. İngiliz işçi sınıfının yenilgisi Fransa'da, Almanya'da yaşanmadı. Dolayısıyla Avrupa daha çok sosyal hak içeriyordu şeye karşı. Ama vurgulamak istediğim şudur ki Avrupa Birliği'nin politikası neoliberal bir politikadır geçmiş kazanımların dışında. Brüksel'den bütün Avrupa'ya yayılan politika neoliberaldi. İngiliz işçi sınıfının tepkisi biraz da onadır. Irkçılık yanında var kesinlikle, yani göçmen işçilere. Şimdi dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum bununla. Avrupa Birliği bizde sunulduğu gibi işçi sınıfının, Kürt halkının, demokrasinin, kurtuluşunun filan çözümü hiçbir zaman olmadı. Bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hele hele işçi sınıfı açısından bence hiçbir kurtuluş olmaz. Aktörler meselesi son derece önemli. Önce nereden geldiğimize çok kısa değinmek istiyorum. Şu, Sovyetler Birliği'nin çöküşü Doğu Avrupa'nın ardından Berlin duvarıyla simgeleşen bütün o çöküntü, Çin'in de kendi içinden kapitalistleşmesi, solda muazzam bir tahribat yarattı. Muazzam bir ümitsizlik, kolektif çözümlere karşı bir soğukluk, sol hareketlerin çözülmesi ve başka yönlere doğru gelişmesi. Bunun ürünü biraz sol liberalizm ve postmodernizm oldu. Üçüncü yani yol falan. O da var tabii ama yani iki kutup var burada. Bence her ikisi de sorumludur bugünkü solun halinden. O yüzden aktörler çok zayıf gerçekten girdiğimiz aşamada. Ama bir şey söyleyeyim. İlk bakışta... Bana mı söylüyorsun? Evet. Evet. O zaman bana söz hakkı verilecek mi? Tabii ki verilecek herhalde. Çok kısıtlı çok süresi kaldı ama... Ben de kız, ben kısa konuşacağım. Evet. Söyleyeceğim. Bırakacağım. Tabii, tabii. Evet. Şunu söyleyeyim. Yani umutsuz durumda değiliz. Zayıf durumumuz. Onu kabul ediyorum. Ancak şunu unutmamamız lazım. Aktörlerin birincisi 2011-2013 arasında büyük halk isyanları biçiminde çıktı. Hatta devrimler biçiminde. Arap devrimi bugün bitti, doğru. Ama iki sene boyunca Mısır tarihin gördüğü en büyük devrimlerden biri gibi yaşadı. Üç ayrı iktidar yapısını şey yaptı, meydan okudu Mısır halkı. Wall Street işgali hareketi Amerika'da ciddi bir etki bıraktı. İspanya ve Yunanistan'da meydanlar hareketi. Yunanistan'da 14 tane genel grev 1,5 sene içinde. Syriza onun ürünüdür. Ardından Türkiye'de Gezi ertesindeki halk isyanı sadece Gezi'den ibaret değildi. Bütün Türkiye'ye yayıldı. Alevi hareketi son derece önemliydi burada mesela. Brezilya aynı dönemde Türkiye'ye biraz da bakarak ayaklandı. Mısır'da tarihin en büyük kitle hareketi oldu ama Bonapartist bir yönetim. Şunu söylemeye çalışıyorum. 2011-2013 arasında elle tutulur büyük kitle hareketleri vardı. Bunların şimdilik durması yeniden başlamayacağı anlamına gelmez. Nitekim halk
ve işçi sınıfı başka yöntemleri deniyor. Syriza, Podemos, Jeremy Corbyn ve Sanders. Sanders olayını iyi anlamak lazım. Amerika'da sosyalist diyen kendisine ve politik devrim başlatıyorum diye yumruğunu kaldıran bir adam 10 milyonlarca oy aldı. Niçin? Nasıl? Demek ki halkta bir şey var. Demek ki mesele önderliği inşa edebilmekte, partiyi inşa edebilmekte. Ben Serhat Bey'e bir şey söyleyeceğim. Maalesef Ekim devrimleri olmazsa galiba ne dünya savaşını ne de faşizmi engelleyemeyeceğiz. Onun için size tavsiye ediyorum, bir tarafı seçin, daha iyi yan bizim yandır. Kesinlikle onun için gelecek gerçekten, Hakan'a katılayım şimdi de. Bütün farklılıklarımı da söyledim. Tabii ki gerçekten işçi sınıfını bu tarafa kazanırsak komünizme doğru yürüyebiliriz, sosyalizme doğru yürüyebiliriz. Kazanamazsak büyük tehlike. Evet, evet. Onun için kitleyi terk etmemeliyiz. Evet, son olarak Hakan Bey'den sizden alalım. Ben mesela demin hocamın işaret ettiği noktayı gözlemleyelim diye söylüyorum. Mesela Gezi, Türkiye'de Gezi direnişi, Podemos, diğer bir takım akımlar, çıkışlar, bunların hiçbirisi yani çok sistematik bir sol tarafından başka bir noktaya sıçratılamadı ve yani bir stabilize edilemedi. Türkiye'de mesela şeyi de anmak gerekir, Gezi sonrasında HDP'nin almış olduğu %13 oy o anlama gelir bence. Mesela eğer postmodernizmle ilgili bir tartışma yürüteceksek, yani senin etkin azaldı ey postmodernizm diyeceksek, mesela Gezi yine de postmodernistler tarafından evet bakın bizi doğruluyor, sadece isyan eden insanlar sokağa çıkıp bir şeyler diyorlar ama başka bir şey de olmuyor diyorlarsa klasik sola, HDP'nin %13 oy alması, bir parti formuyla sahneye çıkmış olması, bir program ileri sürmesi, hatta bir liderinin olması demektir. Bu açıdan yani postmodernizmin ötesine gitmiş olmaktır. Bunları becerebilirsek çok iyi ama ben yine de solun bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Solun kendinden memnun. Ben zaten her şeyi çok iyi biliyorum. Zaten çözmüş durumdayım. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Olaylar gelecek. Bunlar da oluverecek gibi hallerinden mutlaka uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar oluyor ki de biz bunlara hala ciddi bir şekilde el atabilmiş değiliz. Bu yönümüze dikkat edelim. Ama bununla birlikte tabii ki itirazlar var. Yani şu referandumda yani ayrılık kararının çıkmasında bile işçi sınıfının, ezilenlerin tepkisini görebiliyoruz. Türkiye'deki tepkileri görebildik. Yani işte Mısır'da falan söz konusu olan toplumsal hareketlilikleri görebildik. Evet bunlar var ama bunların bir akla, mantığa, siyasete, örgüte büründürülmesi gerekiyor. Bunları unutmayalım. Bu kolay olmuyor. Yani evet sağcı kalkışmalar, sağcı hareketlenmeler falan olabiliyor ama bunlar bizim için hiç sorun değil diyemeyiz. Mesela Türkiye'de diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İngiltere'de de diyemeyiz. Buna karşı çok dikkatli olmak durumundayız. Eğer bunu becerebilirsek bu yani gelişmeleri de sol çok iyi karşılamış olabilir. Evet, bütün konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin, Britanya'nın çıkmasıyla en son değerlendirmeleri yapmış olduk. Ezilenlerin buna cevabını değerlendirdik ve haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Tekrar tartışma noktalarıyla karşınızda olacağız.